Bu hafta yaratıcı tasarım desenlerinden geriye kalan 3 konumuzdan bahsedeceğiz. Wheeler pattern, prototip pattern ve singleton pattern olarak da bahsedeceğiz. Öncelikle Wheeler pattern'den başlayacağız. Tasarım kalıbı olaraktan bir nesneyi, bir sınıfı aşama aşama farklı özelliklerle oluşturabileceğiz. Burada kompleks bir yapıda bir objemiz varsa bunu geliştirebileceğiz. Hani bazen bir constructor kullanıyoruz ve constructor'ı hep farklı özellikler ve farklı değişkenler kataraktan farklı metot yapılarıyla oluşturuyorduk ya, tabii ki de hep aynı isimdeydi o metotlar. Sadece aldıkları parametreler farklıydı. Bunlara ne yapabiliyorsunuz? Daha derli toplu ve tek kullanımlık hale getirebiliyorsunuz. Objeyi oluşturmak için belirli bir sıraya takip etmeniz gerekli. Burada sadece adım adım işlemlere geçmeniz gerekli. Mesela hangi durumlarda bu kullanılabilir? Önce onların örneklerinden bahsedelim. Öncelikle problem 1 olaraktan bahsedecek olursak, çok fazla parametre alan objeniz varsa, bu objeyi oluştururken Constructor'da birçok null parametre geçmeye başladıysanız. Hemen örneğe bakalım. Ekranda umarım iyi gözüküyordur örnek. Şöyle bir tık daha büyütebilirim. Nedir? Mesela Constructor'ımı kurmuş. Pizza diye bir Constructor kuruyorum ve içerisinde neler var? İşte pizzanın boyutu, işte peynirli mi, zeytinli mi, işte biberli mi, mantarlı mı, mozzarella mı gibi özellikleri hep böyle yan yana sıralamış, tamam mı? Ve siz bunu her nesne oluşturduğunuzda ne yapıyorsunuz? Her defasında olan özellikleri true ya da false veriyorsanız, olmayan bir özellik varsa null deyip geçiyorsunuz mesela. Hani şuradaki null ifadeleri olmasın. Hani metodu boşa yormayalım, class'ı da boşa yormayalım, oluşturduğumuz örneği de boşa yormayalım diyerekten bunu daha kolay bir şekilde kullanımını göreceğiz birazdan. Diğer bir problem de farklı parametre kombinasyonlarına sahip birden çok constructor'ınız varsa ve hangisini kullanacağınız konusu net değilse, bu objeyi oluşturmak için minimum hangi alanları doldurmanız gerektiği konusunda kafa karışıklığınız oluyorsa diye bir kısım var. Yine bakın, az önce bahsetmiştim ya, bir constructor'dan bir sürü constructor oluşturuyoruz. Ancak nasıl, aradaki farklar ne? Hepsinin parametre sayıları ve aldığı parametreler farklı. Bunları ne yapacağız? Daha derli toplu bir şekilde kullanacağız. Son olarak da problem olarak yaşadığımız şey de nesnenin oluşturulduktan sonra değişmez olmasını istiyorsak. Bu ne demek? Mesela pizza ile ilgili ben bir nesne oluşturdum. Diyelim ki pizzanın boyutunu verdim, peyniri var mı yok mu onu belirledim. Hemen ardından fırına ver işlemini uygulayacağım. Fırına gönder metodunu çağıracağım. Fırına gönderdikten sonra ben o pizzanın boyutunu değiştiremem gerçek hayatta. Veya peyniriyle ilgili herhangi bir değişiklik yapamam. Sonuçta fırına gönderilmiş bir şey. Peki ben bunu kod tarafında nasıl canlandırabilirim? Ona bakacağız. Yani daha doğrusu bu yıldır pattern kısmında eğer bir objeyi yaratacaksanız, bu objenin minimum parametre setinizi ayarlamanız lazım. Ve yaratıldığı andaki gibi kalmasını istiyorsanız da bu yıldır yapısını kullanmanız gerekiyor. Ve bu örnekte olduğu gibi pizzanın ismi ya da boyutuyla ilgili zorunlu alanlar her zaman olacaktır illaki. Bu zorunlu alanlar içinde sonradan değiştirebileceğiniz implement yapıyı oluşturabiliyorsunuz. Hemen şurada benim nerede? Pizza ile ilgili oluşturduğum hazır bir örnek var. Ardından basit bir örnekle devam edeceğiz. Şimdi pizza diye bir sınıf oluşturdum. Bu pizza sınıfında, bunları tabii GitHub'a atacağım, oradan inceleyebilirsiniz. Pizza sınıfında ne var? İşte ölçüsü, boyutu, işte ismi, pizzanın ismi, işte peynirli mi, zeytinli mi, biberli mi, mantarlı mı, mozzarella mı gibi gibi özellikleri bulunmakta. Bu normal bir sınıf yapısı, public class pizza diyerekten oluşturdum. İçerisinde ne yapıyorum? Public ya da private fark etmez. Bir constructor uyguluyorum. Bu constructor'ı uygularken nasıl uyguluyorum? Pizza builder diye ayrıyeten bir class oluşturuyorum. Geliyorum hemen şuraya, constructor'ın içerisine girmeden ne var ne yok pizza builder'da bir bakalım. Yine aynı şekilde aynı özellikler var. Ölçüsü, ismi, peynirli mi, zeytinli mi, işte
diğer özellikleriyle ilgili kısımlar bulunmakta. Ardından bakın pizza bu yıldırım öncelikle kendi konstrüksiyonuna bir bakıyorum. Pizzanın bir kere hani boyu belirlensin, ölçütü belirlensin, bir de ismi belirlensin, değil mi? Sonrasında değiştirilmesin bu ölçüsü. Hani şu problem 3'teki mantığı ne yapmış oluyorum? Kapamış oluyorum bir şekilde. Sonrasında yine bu pizza bu yıldır, yani kendi içerimde bu işlemleri yapmaya devam edeceğim diyor. Pizza bu yıldırı takip ediyor. Pizza bu yıldırı takip ediyor. Bu sefer metot isimlerini değiştiriyorum. Nedir işte seçenek olarak, peynir seçenekli olarak da ne yapıyor? Size peynirle ilgili olsun mu olmasın mı? True false değeri oluyor. Aldığı değeri de ne yapıyor? Hemen buradaki değişkenleri gönderiyor. Ve bununla birlikte yine zeytin, işte biberli veya mantarlı gibi diğer metotları da, diğer geri kalan metotları da bu şekilde çağırıyor. Son olarak da bu sınıf içerisindeyken, Pizza Builder sınıfının içerisindeyken, bakın hala Pizza Builder sınıfının içerisindeyim. Yanan yerlere dikkat ederseniz. Ne yapıyorum? Pizza sınıfına gönderme yapıyorum. Bir önceki oluşturduğum şuradaki pizza sınıfına gönderme yapıyorum. Çünkü ben burada kullanacağım. Burada bir nesne oluşturacağım ki oluşturmuş olduğum nesneyi aynı şekilde kullanabileyim. Ve her defasında oluşturacağım bir pizza için, oluşturacağım herhangi bir özellik için bir nesneyi meşgul etmeyeyim diye. Ne yapacağım? Pizza sınıfına bir gönderme yapıyorum. Pizzada build pizza diye bir metot ismi veriyorum. Sadece isim belirledim build pizza olarak da. Ve ne yapıyor? Bakın bir nesne oluşturuyor ve oluşturduğu bu nesneyi de bu sınıf içerisinde kullanabileyim diyerekten anahtar kelimemi veriyorum. Şimdi dönüyorum benim pizza klasıma. Ne yapmıştım? Constructor uygulamıştım. Bu constructor uyguladığımda bakın kimi çağırmıştım? Pizza Builder'ı çağırmıştım. O zaman çağırır çağırmaz ne yapıyor? Bir nesne oluşturuyor mu? Evet, oluşturuyor ve o nesne üzerinde artık ben neleri kullanabilirim? O sınıfa ait tüm özellikleri ve tüm metotları ve tüm kurucu metodu kullanabilirim. Direkt hepsini ne yapıyorum? Şuradaki özelliklere gönderiyorum. Peki kullanırken nasıl kullanabilirim? Hemen şu yeşil bloğu takip edecek olursanız. Pizza Builder içerisinde ne yapacağım? Bir nesne oluşturacağım ama Pizza Builder'ı da oluştururken benden ne istiyordu? Pizzanın ölçüsü ve pizzanın çeşidi, yani ismini istiyordu, tamam mı? 15 ölçüde ve İtalyan olacak şekilde bir değer atamış oldum. Ve buna tek bir nesne ismini de oluşturdum. Artık ben bu nesne içerisinde işte seçenek olaraktan zeytinli mi değil mi diyerekten sadece true değerlerini gönderiyorum. Ve bakın şuradaki işlem gerçekleşmiyor. Yani şöyle uzun uzadıya yazmış olmuyorum. Yani bir sürü null ifadesi atmış olmuyorum. Veya kalkıp da bunun gibi bir sürü kurucu metot yazıp da buradan ha şunu seçip bu şekilde ilerleyeyim şeklinde bir yol sergilemiyorum. Ne yapıyorum? Opsiyonel olan metotları alıyorum. True ile gönderiyorum. Veya herhangi bir çalışmada falsluk bir işleminiz varsa onu da gönderebilirsiniz. True değerlerimi gönderiyorum. Ardından da ne yapıyorum? Artık bunu kullanıma açıyorum. Artık ekranımı bastırırsın veya ne bileyim bir yere mi gönderirsin, bir rapor mu gönderirsin. Bu tamamen programın akışına göre değişmekte. Yine aynı şekilde pizza sınıfından da bir nesne oluşturuyorum. Oluştururken de benim bakın burada build pizza var. Tüm özellikleri artık build et diyor. Hani benim şuradaki build pizzam vardı ya, nesneyi oluştururken hepsini birleştir diyor. Yani şu iki sınıfın tüm özellikleri birbirleriyle ne yapmış oluyor? Çalışmış oluyor. Tamam. Burası bu kadar basit. Peki, daha basit bir uygulamayla şimdi devam edelim. Şimdi Computer ve Computer Builder şeklinde iki tane sınıf oluşturacağım. Nedir bu? Tamamen bilgisayarın işte özellikleriyle, bilgisayarın fiyatı veya işte RAM'i ile ilgili bilgileri bana getirsin istiyorum. Tabii bunları getirirken de ne yapacak? Ben tek bir nesne oluşturacağım ve ben o tek bir nesne içerisinde tek bir constructor üzerinde ne yapacağım? İşlemlerimi yapabileceğim. Çok rahat bir şekilde. Bakın mesela şurada pardon.
Şurada bakın nokta ifadesi var. Sürekli nesneyi oluşturduktan sonra nokta diyeceğim, özellik atacağım. Nokta diyeceğim, özellik atacağım. Yani ben bunları daha derli toplu bir şekilde uygulayacağım. Tabii ne yapacağım öncelikle? Bir computer sınıfı oluşturacağım. Computer sınıfından da artık build özelliklerini getirteceğim. Peki gelelim şuradan. Yeni bir projemizi açalım. Tek bir proje altında topluyorduk. Neydi? Builder Design Pattern diyorum. Projemi oluşturuyorum. Şuradaki hazır kodlama uçurttum. Geldim. Hemen bir paket içerisinde bunu uygulayalım. Builder. Design pattern. G'yi yanlış yere yazmışım yukarıda. Şurada design olacak. Desint şeklinde yazmışım. Kusura bakmayın. Şimdi class diyelim. Ne yapacağım? Normal bir class oluşturacağım. Computer diyerek ben. Normal class'ım geldi. Bir public erişim belirteci. Hemen katıyorum. Şimdi ne yapacağım? Ben bu değerleri kullanıcıdan alıyorum. Ama ne yapıyorum? Tabii sonrasında ekrana yazdıracağım. O zaman bir setter getter mantığını kullanmak zorundayım. Private kullanabilirsiniz veya public kullanabilirsiniz. Fark etmez. Ben private'dan başladım. Brand dediğim ücretlerinden, işte CPU'sundan, RAM'inden bahsedeceğim şimdi. Şurada get sets. Direkt kolaylık olsun diye string'den devam ediyorum. Private string. Get set olacak şekilde getir setter'larıma ait özelliklerimi oluşturdum. Şimdi kurucu metodumdan bahsetmem lazım. Kurucu metodumu nasıl oluşturmam gerekiyor? Bunları belirtmem lazım uygulama içerisinde. Peki nasıl yapıyordum kurucu metot? Benim kullanmış olduğum sınıf ismiyle aynıydı hatırlarsanız. Hemen şöyle bir kurucu metoduma zemin hazırlıyorum. Ve kurucu metodum tabii ne yapsın? Değerler alsın. Nedir? Yine string brand, string price, string CPU ve string RAM. Hemen atamalarını yapıyorum. String brand, this price, price, this CPU ya CPU ataması yapıyorum. Buralar gayet zaten bizim aşina olduğumuz yerler. Şimdi bu şekilde yaptım. Bir de bunlarla ilgili ekrana yazdırabileceğim bir alan oluşturayım. Genelde bu kurucu metotların olduğu veya getir setter'ların olduğu Pojo sınıflarında toString diye bir metot yapısı vardır. toString metodunu kullanırsanız hani ekrana veya işte herhangi bir raporlama yapabileceğiniz bir listeye bu yapıyı gönderdiğinizde size ne yapacak? Return değeri içerisinde bu sınıfa ait olan değişkenleri ekrana yansıtmış olabileceksiniz. Yazdırmış olabileceksiniz diyebiliriz. Mesela ne diyebilirim? İşte computer diyelim. Şöyle bir yazdıralım yavaştan isimleri. Ne diyelim? Brand değeri gelsin. Nereden gelsin? Şöyle this brand'dan gelsin. Artı hemen şöyle
parantezlere dikkat etmeye çalışıyorum. Ki illaki hata olacaktır diye düşündüm ya. Artı this CPU artı RAM. Şunları şöyle indireyim. Daha kontrol edilebilir olması açısından şöyle yapayım. RAM dedim. Artı yine diz ne kaldı? RAM yazıyorduk. Ücreti. Ve ücretiyle ilgili ne yapacağım? Price değeri ekrana bastıracağım. Yani şuralarda sözlü parantez kullanabiliriz. Peki başka? Hepsinin parantezini kapayabilirim. Sanırım hepsinin parantezi kapanmış oldu. Yani umarım hata çıkmaz. Çıkarsa da bir kontrol edeceğiz yine. Peki computer builder'ı oluşturalım şimdi. Builder sınıfımızı çekelim. Computer builder şeklinde class'ımı oluşturuyorum. Yine public bir yapı sergilesin bana. Yine aynı şekilde kullanabileceğim private string brand. Bu sefer getir setter'a gerek duymuyorum. Price private string tamamen hani verileri yönlendirmek için kullanacağım bu sefer. Bir de RAM yapısı. Şimdi public diyorum. Kurucu metodumu oluşturacağım. Computer Builder ile ilgili bu kurucu metotta daha doğrusu kurucu metot değil de bu sınıfın yapısını kullanabilecek şekilde set brand, set price, set CPU ve set RAM yapılarını kullanıyorum. Ve en sonunda da ne yapacağım? Artık bu sınıftan nesneyi oluştur diyeceğim. Oluştururken ne yapacak? Computer sınıfına göndersin diyeceğim. Peki setPrice dedim. SetPrice metodumda ne yaptık? StringPrice. Az önceki pizza örneğini hatırlarsanız hani orada da metotları oluşturuyorduk ya kendi sınıfı yapısında hareket edebilsin diyerekten. Aynı şekilde burada da oluşturuyorum. Sadece konu farklılığı var yani. Bunu gönder dedim. Aynı şekilde diğer computer builder set CPU string CPU this CPU CPU özelliğini atıyorum. Return'de de this parametresini fırlatıyorum. Public yine computer builder bu sınıf içerisindeki tüm yapacağım işleri ne yapacak bana setRAM'de çalıştır diyorum. SetRAM'de ne göndereceğim? Yine string RAM ifadesini gönderiyorum. RAM'e RAM değerini attım. Return'de de this parametresini gönderdim. Ne kaldı? Bir de price'ı oluşturacağım değil mi? Computer builder set. Şurada brand'a price demişim. Onu bir düzelteyim. String price. This. Ve
ve return this parametresini fırlat dedik. Şimdi ne yapacağım? Kurucu metodunu yönlendireceğim. Kime? Computer sınıfına yönlendireceğim. Computer sınıfına yönlendirirken de ne yapacağım? Ben direkt public computer sınıfına işaret ediyorum. Ve bu computer ismini kullanıyorum. Dediğim gibi istediğiniz bir ismi kullanabilirsiniz. Build design pattern'ı size hatırlatabilecek bir isim olursa çok daha rahat kullanılır. Ne yapacağım? New anahtar kelimesiyle. Bakın zaten sizi direkt yönlendiriyor computer sınıfına. Ne yapacağım? Ben buradaki bakın 4 parametreyi gönderebilirsin diyor. Ben buradaki 4 parametreyi artık sırasıyla gönderiyorum. Brand to brand, price to price, CPU'ya CPU, RAM. Burada bir parantez sıkıntımız mı var? Evet, bir parantez sıkıntısı var sanırım. Sanırım oldu. Şunlar price değil, brand olacak. Evet. Zaten uyardı. Bakalım başka yok. Peki program CS'de bunları artık nasıl çağırabileceğim ona bakalım. Hemen geldik şurada. Öncelikle Computer Builder'dan bir nesne oluşturacağım. O nesne zaten beni kime yönlendiriyordu? Computer sınıfına yönlendiriyordu. Ve ben o nesne üzerinde artık çalışmaya devam edeceğim. O yüzden hemen Computer Builder'ı oluşturacağım. Ancak öncelikle eklemem gerektiğini söylüyor. Hemen ekledim. Ne diyelim? CMP Builder diye bir isim vereyim. Yine Computer Builder'dan ilerleyeceğim. Bana hatırlatıyor. Hemen Computer sınıfını da sesleniyorum. Seslenirken tabii nasıl sesleneceğim? Hatta bir değer oluşturalım. Nasıl sesleneceğim? Benim yukarıdaki oluşturduğum nesne yapısında seslen diyorum. Bakın nokta diyorum. Nokta deyince bakın ne yapıyor? Bana metotları çağırabiliyor. Değil mi? Bu metotları artık atama işlemi yapabileceğim. Mesela setBrand'dan başlayalım. Nedir? Asus ifadesini gönderelim. Asus ifadesini gönderdim. Nokta. Set CPU'dan 2.40 GHz ifadesini gönderdim. Nokta ne diyelim? Ücretiyle ilgili bir bilgi vereyim. Set price da yine tabii bir zamanlar 1500 dolara vardı. Bilgisayar. Şöyle dolar işareti de katalım. Bir de set RAM özelliği ekleyelim buna. Ne diyebilirim? 8 GB ifadesini kullanabilirim. Peki. Build computer ifadesini de katıyorum araya. Build computer'ım neredeydi? Neydi daha doğrusu? Nesneyi bir kere oluştur ve her iki sınıfta da bu verileri dönder şeklinde kullanabiliyorduk. Peki bunu kullandık. Şimdi bunu konsola nasıl gönderelim? Console write line. Kimi göndereceğim ben burada? En son oluşturmuş olduğum yapıyı göndereceğim. Bir deneyelim bakalım. Sıkıntı yoksa eğer evet, sunumumuzda çıktı ya da bakalım tamam uygun. Ne yapmış oldu? Benim toString getter setter'larımın olduğu poja sınıfındaki toString yapısına göre bir çıktı verdi. O da nasıldı hani parantezler içerisinde bana özelliklerini verebiliyordu. Bu şekilde ayarlayabiliyordum.
Ne yaptım? Ben özellikleri sonradan yükledim. Tabii bunlardan sonrasında ne yapabilirsiniz? Değiştirebilirsiniz. Hani göndermiş olduğunuz sıraya göre veya göndermiş olduğunuz verilere göre bunları eklentisini yapabilirsiniz. Bu şekilde basit bir örnekti. Bunun class diyagramını da çıkarmıştım. Tabii eğer isterseniz class diyagramına da ulaşabilirsiniz şuradan. Onu da hemen göstereyim ve bu konuyu tamamlayalım. Proje üzerinde view deyip view class diyagram diyorum. Ve size class diyagramları ile ilgili sınıfları da sınıf görüntülerini de çıkarmış oluyor. Şurada program CS1'de computer'ın ilgili kısımlarını size vermiş oluyor.